Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde kolonlar konusuyla alakalı sayısal örnekleri inceleyeceğiz. Şekilde görüldüğü üzere B noktası sabit mesnetlidir. B noktasında sabit mesnet mevcut. A'daki yay K kat sayılı ve AB çubuğu rigid olduğuna göre B kritik burkulma yükünü belirleyiniz denmiş. Bu tip sorularda bildiğiniz gibi burkulmaya başladığı andaki denge denklemini inceliyoruz. Şekle bakacak olursak burkulmaya başladığı anda rigid çubuk düzlemden sapacaktır. Düzlemden saptığı anda ise K sabitli yay kuvvet uygulamaya başlayacaktır. Bu durumda dengesini inceleyecek olursak alttaki B noktasına göre moment dengesine bakacak olursak P çarpı X o da eşittir. L çarpı kosinüs teta şuradaki düşey mesafe çarpı F olacak şekilde moment denge denklemini yazıyoruz. F çarpı L çarpı kosinüs teta eşittir. P çarpı X olacak şekilde denklemimizi yazdık. Burada F gördüğümüz yere K çarpı L çarpı sinüs teta yazacak olursak. X gördüğümüz yere de burada X L çarpı sinüs teta'ya eşit. Onu da yazdığımız zaman bu şekilde bir denklem elde etmiş oluyoruz. Burkulmaya başladığı anda açı çok küçük bir açı olduğu için sinüs teta ile teta birbirine eşit olacaktır. Tetanın çok küçük bir değerinde, tetanın sıfıra çok yakın bir değerinde kosinüs teta da bir değerini alacaktır. Bu durumda k çarpı l kare çarpı teta çarpı 1 eksi P çarpı L çarpı teta eşittir. Sıfır olacak şekilde denklemimizi yazarız. Teta parantezini aldığımız zaman bu denklem sıfıra eşit olabilmesi için katsayının sıfıra eşit olması lazım. Teta sıfırdan farklı bir sayı bildiğiniz gibi. Dolayısıyla tetanın katsayısının sıfır olması lazım. Bu durumda KL kare eşittir P çarpı L'den P'yi K çarpı L olarak çekeriz arkadaşlar. Sistemin burkulma yükü K çarpı L'ye eşittir. Şekilde görüldüğü üzere B noktası sabit mesnetlidir ve B noktasında K rigidliğinde burulma yayı bulunmaktadır. AB çubuğu rigid olduğuna göre P kritik yükünü belirleyiniz. Yine soruda kritik burkulma yükünü soruyor arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi burkulmaya başladığı andaki yani düzlemden sapmaya başladığı andaki denge durumunu inceleyeceğiz. Şekle bakacak olursak düzlemden sapmaya başladığı anda yatayla çubuk bir teta açısı yapacaktır. Alttaki burulma yayı çubuğun dönmesini engellemeye çalışan bir yay. Yani düzlem dışına dönme hareketini engelleyen zıt yönde çalışan bir yay. Bunun dengesine bakacak olursak teta kadar sağa doğru çubuk hareket ettiğinde bu tetayı kapatmaya doğru zıt yönde M momenti devreye girecektir. Bu şekilde moment dengesine B noktasında bakacak olursak M eksi PX eşittir 0 olarak dengesini yazabiliriz arkadaşlar. Burada teta kadar dönme meydana geldiğinde yayda meydana gelecek momenti K çarpı teta olarak yazabiliriz. X mesafesini de az önceki soruda olduğu gibi
L çarpı sinüs teta olarak yazabiliriz. Teta'nın çok küçük bir değeri için sinüs teta ile teta birbirine eşit. Dolayısıyla x yerine L çarpı teta yazabiliriz. Az önce elde ettiğimiz denklemde bu ifadeleri yerine yazacak olursak m yerine k çarpı teta yazdık. X yerine de L çarpı teta yazdık. Ve teta parantezini aldığımızda sıfıra eşitliyoruz. Burada teta sıfırdan farklı bir açı. İfadenin sıfıra eşit olabilmesi için teta'nın katsayısının sıfıra eşit olması lazım. Buradan P'yi çektiğimiz zaman kritik burkulma yükünü K bölü L olarak buluruz. Evet, kitabınızdaki 10.5 numaralı problemi birlikte inceleyelim. Şekilde görüldüğü üzere BC çubuğu AB çubuğuna bağlıdır. BC çubuğu C noktasında ankastre mesnetlidir. BC çubuk çapı 0.5 inç olarak verilmiş. Burada D ile gösteriliyor. 0.5 inç. Kayma modülü 11.2 çarpı 10 üzeri 6 psi olduğuna göre kritik burkulma yükünü P kritiğe bulunuz denmiş. Arkadaşlar aslında bu soru bir önceki soruyla birbirine çok benziyor. Neredeyse aynısı. Bakın bu çubuk daha önce B noktasında bir burulma yayıyla tutulmuştu. Şimdi burulma yay görevini yapan eleman burada BC çubuğu. Bakın bir önceki soruya bakacak olursak bir çubuğa P kuvveti uygulanıyordu ve bunun düzlem dışına kaçmasını engelleyen bir burulma yayı mevcuttu. Burulma yayı yerine bu sefer bir BC çubuğu dairesel bir mil burada aynı vazifeyi görüyor. Bu soruda da yine yapmamız gereken burkulmaya başladığı andaki dengesini incelemek ve diğer önemli bir husus burada BC çubuğunun mevcut geometrisiyle rigidliğini bulmak. Hatırlarsanız burulma konusunda burulma momentine maruz bir çubukta meydana gelen dönme açısı teta TL bölü GJ'ye eşitti. Buradan burulma momentini karşıya alarak denklemi şu hale getirirsek T eşittir GJ bölü L çarpı teta halini alır. Burada burulma momenti ile teta arasındaki ilişkiyi veren katsayı GJ bölü L çubuğun burulma rigidliği. Dolayısıyla bu formülden BC çubuğunun burulma rigidliğini bulmuş olduk. Burulmaya maruz bir elemanın burulma rigidliği K, GJ bölü L formülüyle bulunuyor arkadaşlar. Şimdi tekrar sisteme dönecek olursak, düzlemden sapmaya başladığı andaki denge denklemine baktığımızda P çarpı delta eşittir B noktasında BC çubuğumuzun karşı yönde uyguladığı momente eşit olması lazım. Burada bu momente biz T ismini verelim. Hatırlarsanız burulma momentlerini genelde T kısaltmasıyla isimlendiriyorduk. B'ye göre moment aldığımızda B'de meydana gelen T momenti eşittir P çarpı delta olması lazım. P kuvvetini çektiğimizde T bölü delta ifadesini elde ederiz. Burada T burulma momenti K çarpı teta'ya eşitti. Delta da L çarpı sinüs teta'ya eşitti. K değerini matematiksel olarak bulabiliyorduk. GJ bölü L'ye eşitti. L'yi de biliyoruz. Bu değerleri yerine yazdığımızda
Geriye hangi ifadeler kalıyor? Teta ile sinteta kalıyor arkadaşlar. K'yı matematiksel olarak yerine yazdığımızda, ifadenin limitini aldığımızda teta sıfıra giderken P değeri 229 pound değerine yaklaşır. Dolayısıyla P kritik 229 pound olarak bulunur arkadaşlar. Bir çerçeve her biri K sabitle 4 burulma yayıyla bağlanan 4 L profilli elemandan oluşmuştur. A ve D noktalarında eşit P yükleri uygulandığına göre çerçeveye uygulanan yüklerin kritik değeri de belirleyiniz. Şekilde görüldüğü üzere arkadaşlar çerçeve sistemi 2 tane P yükü etki ediyor. 4 tane burulma yayı mevcut. Sistemin burkulma yükünü bulmaya çalışalım. Bildiğiniz gibi bu tip rigid çubuk elemanlı burkulma problemlerinde sistemin burkulmaya başladığı andaki dengeyi inceliyorduk. Bunun burkulma modunu tahmin edecek olursak arkadaşlar, burkulduğu anda şu şekle benzer bir şekilde burkulma hadisesinin meydana gelmesi lazım. Bu durumda AE çubuğu düşeyden teta kadar saptığında, burada kırmızıyla gösterdik. Aslında bu teta kadar düşeyden AE çubuğunun sapmasıyla E noktasında bulunan yay 2 teta kadar dönüyor. Herhalde şekilden anlaşılıyordur. Burada kırmızıya teta diyecek olursak E noktasında bakın şu AE çubuğunun uzunluğu boyunca bir doğru çizecek olursak burada şu yeşille görünüyor. Aslında E noktasında meydana gelen dönme toplam 2 teta kadar olması lazım. Tek bir parçanın dengesine bakacak olursak A noktası yatayda x kadar yer değiştirme yaptığında teta açısı sebebiyle E ve H noktalarında burulma yaylarında meydana gelen moment K çarpı 2 teta'ya eşit olmalı. Çünkü her biri 2 teta kadar dönüyor. Sistem saat yönüne doğru dönmeye çalışırken E ve H noktasındaki yayların saatin tersi yönünde çevirmeye çalıştığını görüyorsunuz. Burada E noktasına göre moment dengesine bakacak olursak K2 teta artı K2 teta eksi P çarpı X eşittir 0 olmalı. Burada X eşittir L bölü 2 çarpı sinüs teta. Önceki sorularda olduğu gibi şu x'i teta cinsinden bulmamız gerekiyor denkleme koymadan önce. X yerine L teta bölü 2 yazabiliriz. Teta'nın çok küçük bir değeri için sin teta'ya eşittir. X yerine L teta bölü 2 yazdığımızda buradan P'yi çektiğimizde 8K bölü L değerini arkadaşlar bulmuş oluyoruz. Kesit 32 milimetre kenarlı kare olan alüminyum kolon, ağda pimli bir mesnet ve kolonun şekil düzleminde dönmesini engelleyen B ve C'deki kayıcı mesnet takımıyla gösterilen konumda tutulmaktadır. A'da sabit bir mesnet var. B ve C'de kayıcı mesnet var. Eksenel olarak yüklenmiş. Bu şekilde bir problem. Evet, A şıkkında ne deniyor? LAB eşittir 1,4 metre olduğuna göre ve P emniyet yükünün mümkün olduğu kadar büyük olması istendiğine göre kullanılabilecek en büyük LBC ve LCD değerlerini bulunuz. LAB verilmiş. P'nin maksimum olması isteniyor. Buna göre LBC ve LCD uzunlukları soruluyor.
B şıkkında emniyet kat sayısının 2,8 olması durumunda karşı gelen emniyet yükünün büyüklüğünü belirleyiniz. Yani 2,8 kat emniyetli olacak şekilde P yükünü B şıkkında belirlememiz isteniyor arkadaşlar. Önce A şıkkından başlayacak olursak, şimdi LAB 1,4 olarak verilmiş. LBC ve LCD'nin ne olacağı isteniyor ve P'nin de maksimum olması isteniyor. P'nin maksimum olması isteniyorsa etkili burkulma boylarının LBC ve LCD'de LAB'den daha küçük veya eşit olması gerekir. Daha büyük olamaz. Eğer daha büyük olursa etkili burkulma boyları CD ve BC bölgesinde burkulma bu bölgelerde meydana gelecek ve maksimum P'ye ulaşılamayacak. LAB'nin taşıyacağı P max'a diğer bölgeler ulaşamadan diğer bölgelerde burkulma meydana gelecek. Dolayısıyla LCD ve LBC diye gösterilen bölgelerde etkili burkulma boylarının AB'deki etkili burkulma boyuna eşit olması gerekir. Eğer daha küçük olursa, CD ve BC'de daha küçük olursa yine P'yi belirleyecek burkulma bölgesi AB arasındaki bölge olmuş oluyor. Evet, özetle AB'nin uzunluğunu biliyoruz, 1,4 metre. Bunun etkili burkulma boyu arkadaşlar nedir? Altta sabit, üstte kayıcı olursa kayıcı fakat dönmesi tutulmuş kayıcı. Yani sağa sola doğru dönüşler mümkün değil B ve C noktasında. Buna dikkat edelim. Dönmesi tutulmuş. Bu şekilde olduğu zaman AB bölgesinde etkili burkulma boyu arkadaşlar 0,7 ile yani 0,7 çarpı 1,4 o da eşittir 0,98 metre. Diğer bölgelerin de etkili burkulma boylarının 0,98'e eşit olması gerekir. O zaman önce 0,7 LAB eşittir 0,5 LBC dersek buradan LBC'yi çektiğimizde LBC 1,96 metre çıkmış oluyor. Benzer şekilde 0,7 LAB'yi 2 LCD'ye eşitleyecek olursak ve LCD'yi buradan çekecek olursak LCD'yi 0,49 metre olarak buluruz. B şıkkında 2,8 kat emniyetli olacak şekilde bizden P yükünü istemişti. Hatırlarsanız pi kritik pi kare EI bölü L efektifin karesiydi. 2,8 kat emniyette olacağı söyleniyor. Dolayısıyla emniyetli yükümüz pi kritik bölü 2,8 olması gerekir. 2,8 kat emniyetli bir şekilde yükü taşıyabilmesi için kritiğin 2,8'de birini almamız gerekir. Bunu da matematiksel olarak hesaplamak için rakamları yerine koyduğumuzda pi, e'yi vermiş zaten 72 gigapascal. I'yı kestin atalet momentini hesap ederiz. 32'ye 32 bir kare alüminyum elemandı. 1 bölü 12 BH küpten atalet momentini de bulduk. Bölü 2,8 çarpı L efektif zaten 0,98 metreydi. Bu şekilde sistemin 2,8 kat emniyetli olarak taşıyacağı yük 23,1 kilonewton olarak bulunur arkadaşlar.